mesela Uzuncabuç, antik kenti. Buradan böyle girişi var. Giriyorsunuz. Hemen kapıda bir abi var. 12,5 TL ücret istiyor. 12,5 lirayı ödedikten sonra böyle girip gezebiliyorsunuz. Yine yaylaların klasik ceviz ağacı. Şuraya bir tabela koymuşlar. Müze kartta geçerliymiş. Müze kartta geçerli. Bilginiz olsun. Kıvan müze kartı. 18 yaş altı bir. Tamam. 18 yaş altının da ücretsiz olduğunu öğrenmiş olduk. Muhtemelen yatan aslan heykeli ama çok deforme olmuş. Hayır. Meryem Ana sütun üzerine işlemişler. Çeşme binası. Şöyle görebiliyorsanız burada bir su arkalar. Çeşme binası olduğu için su akacak yerler yapmışlar. Burası da eskiden bir havuzmuş. Şöyle gösterelim. Ama korunmadığı ve çok yıpratıldığı bariz belli. Örneğin Sakala Sos'ta güzel korunmuş şekilde görebiliyorsunuz. Karşılayarak yolumuza devam ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla özenli bir çalışma yapılmamış. Eserler rastgele yerlere bırakılmış. Buna rağmen gene de para kazanılıyor. Günümüzde bir de bu moda oldu. Onu da belirtmek istiyorum. İnsanlar her şeyi paraya çevirmeye çalışıyor herhalde. Günümüzün özelliği bu. Zeus Olbio Tapınağı. Şuraya daha sonra geleceğiz.
Her yerde rastgele atılmış sütun parçaları, sütun başlıkları. Tabi kemerli yapı gördüm. Oraya doğru gidiyorum. Bu çeşme beton muhtemelen. Sonradan Cumhuriyet döneminde yapılmış. Yine sütunlar. Yine sütun başlıkları. Şehrin kuzey kapısıymış. Şöyle bir açıklama yapmışlar. Evet. Selfie noktasını belirtmeyi unutmamışlar tabi. Dönüşte biz de bir selfie çekeriz. Noktaya gelip buradan geri dönüş. Bu eserlerin korunmamış olması, yıpratılması oldukça üzücü. Her zaman dediğim gibi kimisi için taş parçası, taş yığını bizim için farklı şeyler ifade ediyor. Evet, şöyle bir sütun parçası üzerine bir sütun başlığı. Burada mermer bir sütun. Su yalağı yapmışlar. Genelde ceviz ağacı ve üzüm bağları yöresel ürünler. Biraz önce elma ağacı da görmüştük. Nasıl okunuyor? Tiçemi, Tayçimi, Tayşimi şeklinde bir. Evet, oldukça ayakta durunca daha ilgi çekici ve güzel görünüyor. Muhtemelen tapınağın kalıntısı. İşte bir şey kalmamış. Şu şekilde. Giriş var. Normal tünel yapılmış. Geri dönüyoruz. Burada ilginç bir taş oyma.
çıkacak. Beni çekecek. Tapınağın sütunlarına şu hali bile oldukça güzel bence. Çünkü ayakta duran bir yapı. O da ne kadar dayanır bilinmez. İşlenmiş taşı ve güzel amcam almış, kendi tarla sınırında kullanmış. Buradan böyle dönerek gidiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuzda henüz yetişmemiş sumak bitkisi. Olduğu zaman insanlar bunu topluyor, öğüterek yemeklerde kullanıyor. Son ölçtüğümde rakım 1120 metreydi. Yayla olmasına rağmen Temmuz ayının sıcağı her yerde belirgin. Buradan devam eden bir toprak yol var. Gitmek ya da gitmemek işte bütün mesele burada, ama içimdeki ses git diyor, ben de gidiyorum. Şu arada artık kentin bazı kalıntıları görülüyor. Uzunca burca gelmeyenler, gelmek isteyenler gelebilir. Silifke'ye 30 kilometre mesafede yolu düzgün, güzel. Toroslara tırmanarak geliyorsunuz. Zannedersem Susanoğlu'ndan da yol var. Birkaç tane uzunca burca giriş mevcut. Beleş gezmek isteyenler için de böyle farklı bir yol var. Ama tabii benim aklıma gelmediği için ücretini ödedim. Gördüğünüz gibi sütunlar
nedense oldukça fazla şekilde aşınmış. Ton başlığı oldukça bence etkileyici. Niye görüntü gitti ya bunda? Böyle bir şey görüntü azaldı. Tamam. Bir de kasma asla gidiyor. Şey bu arada. Görüntü güzel şey gitti. Görüş. Aşırı sıcaktan gene. Sıkıntı yapmaya başladı. Şöyle. Sütunlar. Kamera aslında zannedersem burada bu sorunu yaşıyoruz. Net şekil belli olmamakla beraber şey yapmışlar. Muhtemelen bir lahit kapağı. Bunlar epey yemek çekmişler. İş için. Şöyle gösterelim. Vay. Gözümden kaçıyordu neredeyse. Şöyle bir lahitimiz var. Küresel bereket sembolü üzüm. Yüzbaşı. Altına destek. İşte buranın da üzücü tarafı bakımsız, ilgisiz kalmış olması, ilgilenilmemesi, eserlerin korunmaması. Tabi çocuklara beleş. O yüzden yok. Burası işte az önce önden geçtiğimiz Zeus tapınağı. Evet. Uzunca burçta Diosera antik kentini gezdik.